من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على شيخنا صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على شيخنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranlar başlarında bizleri izleyen, siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenlerim. Ramazan-ı Şerif ayının manevi atmosferinde yolumuza devam ediyoruz. İşte başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş. Yani artık sonuna geldik. Cehennemden kurtuluş bölümündeyiz. Rabbim Celle Celaluhu her birlerimizin boyunlarını cehennemden azade eylesin ve cehennemden kurtulanlardan eylesin. Ve işte önümüzde çok kıymetli bir gece var. Adeta Ramazan-ı Şerif ayının zirvesi. İşte o günün arefesindeyiz. Kadir Gecesi'nin arafesindeyiz. Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde ihya'ya Rabbim Celle Celaluhu bizleri muvaffak eylesin. Çünkü Kadir Gecesi öyle bir gece ki o geceyi ihya eden dünya, ahiret, abad olur, mamur olur, ihya olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte buyurdu. Men kâme leyletel kadri imanen ve ahtisâben gufira lehu mâ buyurdu. Her kim Kadir Gecesi'ni inanarak, ve sevabını Allah'tan bekleyerek ikame ederse geçmiş bütün günahları bağışlanır, af olunur buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir gece ki demek ki bütün günahlarını affettirebilirsin. Çok büyük kazançlar elde edebilirsin. Yani Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır ve Ramazan ayının sultanı da tabiri caizse Kadir gecesidir. Çünkü burada önemli olan nedir? Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıdır. Ramazan ayı Kur'an nazil oldu diye kıymetlidir. Ama Ramazan ayı içerisinde de yine o Kur'an, Kadir gecesi nazil olmuştur. Ve çok kıymetli bir gecedir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini inşallah tahlil edelim. Şöyle bir müzakere edelim, konuşalım, bakalım ne buyurulmuş, neler duyurulmuş. Çünkü her kim Kadir gecesini ikame ederse, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek gufira <laughs> ma bir geçmiş günahları bağışlanır buyuruluyor. Yani geçmiş günahları derken kaç yaşında kimseler dinliyor mesela bizi şimdi değil mi? 30'u da var, 40'ı da, 50'si de, 70-80 yaşı da var. Yani geçmiş günahlarının silinmesi, temizlenmesi ne kadar büyük bir kazanç değil midir? Ama tabii elbette yani kul hakları müstesnadır. Yani birine borcum varsa, efendim birine zulmettiysen, ayağına bastıysan, omuzuna vurduysan, değil mi mesela? E şimdi onun da bir hakkın hukukun varsa ayrı dava. Onun da elbette ne yapacaksın? Ödeyeceksin, helallaşacaksın. Bu ayrı bir mesele. Ama herkesin neyi vardır? Kendine göre günahları vardır. İşte bu günahları da ne yapıyor? Kadir gecesi inşallah affettiriyor. Tabii men kâme leyletel kadri her kim Kadir gecesini ikame ederse buyurulmuş. E şimdi hadis-i şerifi tahlil ediyoruz ya. İkame etmek nedir derseniz, ikame etmek işte akimus salah namazınızı ikame edin. Mevla buyuruyor ya. Yani ikame namaz kılmak demektir. Namaz kılmak. Peki ne namazı kılacağız? İşte ulemadan bazı buyurmuşlardır ki akşam ve yatsı namazını cemaatle kılan bu geceden nasibini almıştır. Bak ama akşam namazını da cemaatle kılmak var ha. Çünkü genelde akşam namazı işte iftara denk geldiği için efendim iftarı diye ne yapılıyor? Pek cemaat maalesef yapılamıyor. Onun için... Buna dikkat etmek lazım. Kadir gecesi özellikle akşam namazında, Kadir gecesi efendim yatsı namazında cemaatle eda edebilmek lazım. E bir de yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan için ayrı bir hadis-i şerif vardır. Her kim yatsı namazını kılarsa gecenin yarısına kadar ibadetle ihya etmiş oluyor. Gecenin efendim sabah namazında cemaatle kılan gecenin diğer yarısını ihya etmiş oluyor. Ha bunu da yapmak lazım. Yani bütün rivayetleri ne yapmak lazım? Toplamak lazım. Çünkü öyle bir gece ki yani mutlaka o geceyi ihya ya etmemiz ikamet etmemiz şart. Ve sabah namazında ne yapmak lazım? Cemaatle kılmak lazım ee, ki o geceyi de ne yapmış olalım? İhya etmiş olalım. Ayrıca tabii nedir? Teravih namazı zaten var, değil mi? O gece özellikle ne yapmak lazım? Teravih namazını he aman dikkat ederek efendim kaçırmamak teravih namazını mutlaka kılmak lazım. Çünkü bazı efendim duyuyoruz işte yok iftardı, yok efendim mesela biraz çay içelim, yok bilmem ne yapalım derken bir de bakıyorsun vakit ilerliyor. ve bu sefer teravihte gevşeklikler olabiliyor idi. Bazılarına şimdi böyle bir durumlar maalesef olmuş. E şimdi yarın Kadir Gecesi artık. Yani bu Kadir Gecesi'nde kesinlikle ihmal etmemeli. Şu hadis-i şerife muhatap olmak için men kâme leyletel kadri. Her kim Kadir Gecesi'ni ikame ederse buyurulduğuna göre yani efendim ne demişlerdir? Men kâmeden murat teravih namazını kılarsa efendim ee, o zaman ikame etmiş olur demişlerdir. E bir de zaten sahuru var. Sahura kalktığın zaman ne yapacaksın? Yani birkaç da teheccüd namazı kılmak lazım. Özellikle Kadir Gecesi'ne mahsus olmak üzere. Ve böylece bu geceyi ne yapmak lazım? İkame etmek lazım. Ama tamamen namazla geçirmek, tamamen efendim kazalarım vardı onları kılayım e diyorsan o da ayrı bir konu. Çünkü hadis-i şerif ne diyor? İkame ederse diyor. Ve devam ediyor. Men kâme leyletel kadri. Her kim kadir gecesini ikame ederse ama ne olduğu halde? imanen inanarak ve ve sevabını Allah'tan bekleyerek. Tabii inanarak. Zaten iman olmayan bir adam namaz kılmaz. E dolayısıyla inanacak. Çünkü iman yoksa hiçbir amelin Allah katında kıymeti yok. Yani iman yoksa teklif bile yok. İman olmayan bir adama Mesela ne diyor Mevla? Ya eyyühellezine amenu diyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bir emir veya bir nehi geliyor. Eğer bir adam inanmamışsa, kafirse, inkar ediyorsa e bu adama zaten teklif yok. Buna olan teklif nedir? Bu Buna davet vardır. Önce bir Müslüman olacaktır. Müslüman olduktan sonra Allah'ın emirlerini ne yapacaktır? Efendim tahakkuk edecektir. Dolayısıyla innellezine amenu ve amilu salihat. Bak Muhakkak iman eden ve salih amel işleyenler. Yani bir adam iman etmemişse zaten ameli ne oluyor? Salih olmuyor. Şöyle düşün yani Allah katında kıymeti olmuyor tabii ki yani. Ahirette eline geçecek bir efendim, faydasını göremeyecek. Çünkü şöyle düşünelim, yani yapmış olduğumuz ibadetleri, taatleri, iyilikleri, güzellikleri yani birer rakam olarak düşünürsek sıfır olarak düşünelim. Sıfır, 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 sıfır. Şimdi bir çek yazıyorsun veya bir senet yazıyorsun birçok sıfır doldurdun. Bunun değeri nedir? Sıfır elde var sıfırdır. Ha bunun değerlenebilmesi için başına ne koymak lazım? Rakam koymak lazımdır. İşte iman o rakam gibidir. Şu kadar sıfır var. Elde bir şey yok. Ama başına bir bile koysan o zaman ne oluyor? Milyar oluyor, milyon oluyor. Dolayısıyla o zaman ne yapıyor? Kıymet kazanıyor. Ha işte bunun gibi. Yani iman varsa ameller de ne oluyor? Allah katında kıymet kazanıyor. Şimdi bunu bildikten sonra gelip saçma sapan sorular sormanın da manası kalmıyor. Edison cennete girecek mi diyor adam. Öbürü de diyor ki işte o girmezse ben de girmem falan. <laughs> Sanki cennet elinin hatırı kalır yani. Sanki kendi garanti de o girmezse ben de girmem. Niye işte efendim elektriği bulmuş. Eğer gönlü karanlıksa, eğer gönlü aydınlanmamışsa, iman nuruyla gönlü aydınlanmamışsa Edison olsan ne fayda, Arşimet olsan ne fayda. Onun için cennetin sahibine diyor? Önce iman. Önce iman şartı. Dolayısıyla... <laughs> Men ile leyletel imanen ne yapacak? Kadir gecesini kim inanarak ikame ederse. Rabbim imandan, Kur'an'dan bizleri ayırmasın. Amin. Ha bir de ne buyurdu? Vahtisaben. Aslında bu şart yani bütün ameller için geçerli midir? Elbette. Onun için biraz daha ne yapıyoruz? Çok daha detaylanabilir. İman konusu ayrı dersler yapmak lazımdır. Ama şimdi burada kısa kısa geçiyoruz. E, Vahtisaben sevabını ne yapacak? Allah'tan bekleyecek. Yani ne demek sevabını Allah'tan bekleyecek? Yani gösteriş için, riya için, desinler için falan yapmayacak. He? Ya yani ne mübarek adam, ne takva adam. He? Değil. Allah'tan bekleyecek sevabını. Yani ne yapacak? Niyeti halis olacak. Bu niyet çok önemli biliyor musun? Yani o niyet de nedir? Kalbin amelidir. He? Bu kalbin ameli kadar büyük amel var mı? Yani her ibadetin neyi vardır? Elbette, ee, niyeti vardır. Ve şimdi oruç tutuyorsun. Tabii ee, niyet etmek nedir? Farzdır. Oruca niyet edeceksin. Yoksa oruca niyet etmedin adam diyet yapmak için aç kalıyor. E bu Allah katında oruç olur mu? Olmaz yani. E namaz kılıyorsun bak ne yapacaksın? Niyet edeceksin. Yani namazın farzlarından bir de nedir? Niyettir. E sen şimdi niyet ederek namaz kıldığın zaman Allah katında ne oluyor? Kıymeti oluyor. Ha bir de efendim niyetsiz zaten ameller olmuyor ama. Bir de kalpte efendim kalbin ameli vardır ki niyetül mü'min hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir mesela? Adam ibadet yapar, umreye gider gelir sırf gösteriş için. Gitti geldi desinler diye hava atmak için gider gelir. Ne yapar? Adam kazanamaz. Çünkü adam Allah için değil ne yaptı? Riya için yaptı. Ama öbür adam da gitmek ister ama gidemez, üzülür, gidemedim diye efendim periş ve pişman olur, üzülür. Efendime söyleyeyim adeta üzüntüden gözyaşı döker. İşte bu üzüntü ne yapar ona? Yapmış gibi sevap kazandırabilir mi? Elbette. Çünkü niyet etti. Olsa gidecek hakikaten. Bak bazen demek ki amel edenden daha çok ne yapabiliyor? Kazanabiliyor. Yani niyet çok önemli. اِنَّمَ الْاَمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller ancak niyetlere göredir. لِكُلِّمْ ri maneva Her bir kimse için ne vardır? Niyet ettiği şey vardır. Hadis-i şerif ile hadis devam ediyor. Ama bu çok önemli. Yani bu hadis-i şerifi efendim, muhadisler muhaddisler kitaplarının ne yapmışlar? Başına koymuşlar. Yani adeta Kur'an'daki Fatiha neyse inne mele amalu bin niyat hadisi de hadis kitaplarında bu mertebede adeta. Çünkü ameller niyetlere göredir. Her bir kimse için efendim ne vardır? Niyeti vardır. Nice küçük ameller vardır. Küçük görürsün ama o ameli yapan kimsenin niyeti sebebiyle dağlar kadar icir kazandırır. Nice büyük gördüğün ameller vardır ama niyeti onu yapan kimsenin niyeti bozuk olduğundan dolayı ne yapamayabilir? Kazanamayabilir. Çünkü bu ne gibidir biliyor musun? Büyükler bak ne güzel misal vermişler. Altın madeninde, hani altın maden deyince yani kazmayı vuruyorsun altın çıkıyor demek değil. Yani tonlarca toprak eliyorlar. He? O toprakları eliyorlar, eliyorlar. O elediklerin içerisinde ne yapıyor? Altın çıkıyor. Belki efendim iki ton toprak geliyor. Acaba kaç gram altın eliyor? Ama ne yapıyor? O elediği altını alıyor. O toprağı ne yapıyor? Atıyor. İki ton toprağın hiçbir kıymeti yok. Belki tepe olacak adeta ama he işte o kıymetli olan altın. İşte ahirette de belki dağlar kadar amelleri var ama elenecek, elenecek, elenecek. Allah için olanlar alınacak. Allah için olmayan birileri için, gösteriş için, riya için olanlar da ne yapılacak? Allah muhafaza atılacak kıymetli kardeşlerim. Bakın Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'da bunu destanüle ve innelekum fil en'ami ile ibrah buyurdu. Yani süt veren hayvanlarda sizin için ibret var. Bir ders var. Ya ne dersi var? Çok dersler var da Mevla bakın buyurmuş ki nuskiikum min ma fi onların karınlarından size içiriyoruz. Min beyni ferfin ve demin kan ve posa arasından lebenen süt içiriyoruz ki halisan, tertemiz, pak, katışıksız. Bak kanla posa arasından. He? O süt veren hayvanlar efendim, e, meralara yayılıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. O süt efendim, o yedikleri midelerine iniyor. Orada işlem görüyor posa olarak ayrılan var, kan olarak ayrılan var ve onların arasından süt olarak ayrılan var. Ve o süt tertemiz, pırıl pırıl kan ve pos arasından geliyor ama bir damla kan bulamazsın. Efendim çok az bir pislik bile bulaştığını göremezsin. Tertemiz bir süt. Ha, seygalli şeribin. İçimi de içenlere çok kolay. Böyle bir süt veriyoruz diyor Mevla. İşte burada ne var bize ibret ne varmış? İbret varmış. Burada sizin için ibretler var diyor Mevla. İşte bir ibret de nedir? Bir derste nedir? Ha bunun gibi Mevla bizden amel istiyor. Süt gibi tertemiz, katışıksız. Şeytan ve nefis arasından, nasıl kanla posa arasından tertemiz süt veriyorsa Mevla, işte şeytan ve nefis arasından, kan misali şeytan, posa misali nefis arasından tertemiz, katışıksız Allah için olan amel istiyor Mevla Teala. İşte böyle amel edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin amin. Yoksa Mevla ne yapıyor? Kabul etmiyor. Kendi için olmadı mı? He? Nasıl ki nasıl ki Allahu Teala ve tekandes Hazretleri itikat konusunda efendim ortak kabul etmiyorsa, şirk kabul etmiyorsa, he? Aynı şekilde amelde de Mevla ortak ne yapıyor? Kabul etmiyor. Yani namazı kılıyorsun, Allah için kılıyorsun. Niye bir de gösteriş katıyorsun içine? Yani infak ediyorsun, Allah için ediyorsun. Bir de niye birileri görsün, ne hayırsever adam desinler? Yani deseler ne olacak, demeseler ne olacak? Arkandan kim bilir kimler neler konuşuyor, neler ediyor. Ama sen Allah'ı razı et, o insanların kalpleri elinde olan Allah'ı razı et. Allah onların kalplerine senin sevgini koyar, merak etme. Ama sen onlardan efendim, bir şey beklersen, yani onlar desin diye yaparsan insanoğlu kör. İyilik görür belki tamam iyi der ama gün gelir, yani herkesin eşref saati vardır, eşref olmayan saati vardır. O zaman da demek ki aleyhine dönebilir yani. İyi gün dostları çok. Onun için biz ne yapalım edelim? Yaptığımız Allah için yapalım. Bunu becerme gayret edelim. Ha kolay mı? Değil ama zor da değil yani. E, i̇şte şeytanın durumu malum, nefsin durumu malum. E şimdi Mevla'nın beyanı da malum. Ama bu kalpteki niyet öyle bir yer ki bu ihlas. Acayip bir şey. Ne dediler bak? İhlas öyle bir şey ki He? Melek bilmiyor ki yazsın. Şeytan bilmiyor ki bozsun. Kalbinde. Evet. Dolayısıyla demek ki yapılan amellerde eğer birilerinde ortak edersek o da görsün, beğensin gibi duygular olursa bak Mevla ne yapacak o zaman? Yani seni ne yapıyor? Efendim o konudaki sevabını ona havale ediyor. Madem onun için yaptın git ondan al. Nitekim bakın bir zat evinin bahçesinde Kur'an okuyor. Her gün kendine göre bir ders edilmiş Kur'an okuyor. Hemen bahçenin kenarında, tabii bahçenin etrafında da çitler var yolun üzerinde. Okurken bir taraftan da böyle çitlerin arasından dışarısını görüyor. Karşıdan efendim komşusu geliyor. Ya şimdi bu da çitlerin arkasında ya, ne yapacak şimdi? Yani Kur'an da okuyor. Herkes gezer tozarken havada güzel. Kendi de Kur'an okuyor. Tam da denk gelmiş. Ya kendini bir komşusuna gösterse. Ne olacak gösterince? Yani komşusu da desin ki ne mübarek adam ya. Adam herkes gezerken oturmuş Kur'an okuyor. E şimdi kendini nasıl gösterecek? Ayağa kalksa olmaz. Efendim seslense olmaz. Kendine göre işte şeytan ve nefis ne yapıyor? Vesvese veriyor. Kaybettirecek ya adama. Diyor ki bir makamla okuyayım diyor. O da diyor merak eder şöyle bir bakar yani. Neyse Kur'an okurken normal okuyor geliyor. Tam komşu geçerken hafif bir makam yapmaya başlıyor. Efendim ki sesini yükseltiyor. Ses perdesini biraz arttırıyor. Adam da diyor ki Allah Allah bu Kur'an sesi nereden geliyor? Şöyle aradan bir bakıyor. Aa komşusu. Kur'an-ı Kerim okuyor ve yoluna devam ediyor. O da güya kendi kendine oh diyor rahatlıyor böyle kendimi gösterdim diyor ya. Ne oldu? Devam ediyorsun işte gene. Ama bak ne olacak? O gece adam rüyasında uyudu. Baktı ki rüyasında efendime söyleyeyim. Mahşer günü herkesin kitapları veriliyor. Buna da kitapları verildi. Adam tabi amel eden bir adam bakıyor ki yaptığı bütün ameller var. Ama bugün daha uyumadan önce efendim Taha suresinden aşağı doğru okuyordu. Orada 2-3 ayet yazılmamış. 2-3 ayetin sevabını göremiyor. Çünkü orada yani ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya Kur'an-ı Kerim'in her harfine ne var? 10 sevap var. Öyle buyurdu. Her harfin 10 sevap var. Hatta buyurdu ki Elif La Mim, eee La'ikuleliflamim harfün. Elif Lam la, bir harf demiyorum. Elif'ün harfün, ve Lam'ün harfün ve Mim'ün harfün. Yani Elif Lam Mim dediğin zaman 30 harf oluyor. 30 harf. 30 harf, eee 30 sevap. Bir harfine 10 sevap. Efendim otuz 30 sevap oluyor. 30 sevap nedir hoca efendi? Ya bir sevap adamı ipten alabilir biliyor musun? Bir sevap seni cehennemden kurtarabilir yani. Ha sevap olarak değil de şöyle desek yani dünya mese meseleleri dünya meselesiyle misalle daha iyi anlıyoruz ya. Yani buyurulsaydı ki bir harfine 10 dolar he 10 lira bile olsa kimse Kur'an'ın başından kalkmazdı ya. Elif lam mim 30 lira. He? Bir de efendime söyleyeyim mukabele okudun. Bu kadar efendim e, mukabele okudun. Her harfine 10 sevap. Yani bir sevap gavurun dolarından daha mı aşağı? Senin TL'nden daha mı az elde efendim kar kazandırıyor sana? Bak cennette göreceğin neler olacak neler bitecek ya. İşte cennette efendim e, ebedi bir zevk saadet yurdu var. Ücret ödemek var mı? Yok. Çünkü buradan ne yaptın ödedin zaten. Buradan hep ödemelerini yapıyorsun. Yani burada kazandığın sevaplar aslında ahiret bankalarına ne yapıyorsun? Sevapları, paranı bloke ediyorsun. Ahirette de harcayacaksın. Açık büfe gibi. İstediğinden ye, istediğinden iç. istediğin yerde gez, istediğin yerde toz. Ama ödemeni yapacaksın. İşte adamdaşın şimdi iki ayet. her harfi on sevap. Uuu çuvalla sevap yapıyor yani tabiri caizse. E şimdi şaşırdı nasıl olmaz dedi yani. Oradan görevli bir meleğe sordu. Dedik ya buradaydı ben dedi okuduğum e, ayetlerin sevabını göremedim. Çünkü femen ya'mel mitkale darratin hayran yara ve men ya'mel mitkale darratin şerran yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin Mevla buyurdu. E ben koskoca iki ayet göremiyorum. Dediler ki e, ne yaptıysan mutlaka orada görürsün. E yaptım iki tane ayet yok. O zaman dediler sen o ayetleri okurken ne düşündün, ne niyetle okudun? Genç adamın çejaton düştü. Ya dedi komşu beğensin diye okudum. O zaman dediler onun sevabını komşudan alacağım. Allah'tan almayacaksın, komşudan alacaksın. İşte Mevla bir hadis kutsene buyurdu. Yakulullahu Teala Azze ve Cel. Allah Azze ve Cel buyuruyor ki. Ene ane şuraka yani şirk. Ben şirkten efendim yani ortakların şirkten en müstahani olanıyım. Men amile amelen eşrake ma'ye fihi gayri her kim bir şey bir amelde bulunur da ona benden başkasında ortak ederse teraktuhu ve şirkehu onu ortağıyla ne yaparım bırakırım. Yani onu ortağıyla baş başa bırakırım. Ne demek? Kimin için yaptın onun için? Git sevabını ondan işte. He? E adam zaten himmete muhtaç bir dede. Nerede kaldı gayriye himmet ede. Adam kendi derdinde sana ne sevap verecek ya? Ne oldu şimdi? Yani filanca beğensin diye yaptın. Üf, gitti. Allah'tan sevap alamıyorsun. Hazır abdestini almışsın, oturmuşsun, Kur'an okuyorsun. Niye birileri beğensin diye yapıyorsun? He? Ama tabii niyetin belki şöyle olursa. Ha bak görsünler de desinler ki yani bak bu havada da oturup Kur'an okunulabiliyor. Yani o da desin ki ya ben bak Kur'an'a oturamadım bir türlü. Şu hayır yapamadım, şu ibadet yapamadım. He? Bak görüyor musun komşum yapıyor. Ben de hiç olmazsa ne yapayım birkaç sayfa okuyayım. Kimsenin hayır yapma niyeti yok. Sen çıkıyorsun yapıyorsun. Veya herkes ne yapacak? Cüzi bir miktar hayır yapacak. Sen efendim, yüksek bir miktar yapıyorsun ki millete de örnek olsun da az vermesin. Çok hayır yapsınlar. Şimdi bu gibi niyetler de gene ne yapıyor kazandırıyor. Bak buradaki gösteriş başka bir şey. Riya olsun beni beğensinler hayırsever desinler diye değil. Onları da ne yapmak? bu ibadete teşvik etmek, bu amele ne yapmak? Onları da efendim teşvik etmek için yapıyorsan o da ayrı bir konu yani. Bu tabii detaylı, ince bir konu. Ama şimdi biz yani burada efendim ne buyuruldu? ben sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ikame ederse buyuruldu ya. İşte ne yapıyoruz? O konuda birkaç kelam etmek istiyoruz. Çünkü yani hakikaten yani ameller niyetlere göredir. Şu amel meseleyi, niyet meselesini düzeltmemiz lazım. Şu kalbimizdeki efendim o niyetleri çok güzel efendim tanzim edebilmemiz lazım. O da neyle olacak? İşte ibadetle olacak, taatle olacak, zikirle olacak. He? Hani gösterişe kaçmamaya gayret edeceğiz. Riya kokusundan mümkün mertebe uzak durmaya çalışacağız. Ya çünkü yani bu kadar uğraşıyorsun, amel ediyorsun ama uçuyor gidiyor. Kolay değil hakikaten yani. Evet kıymetli kardeşler. Onun için bu meselelere de dikkat edelim. Çünkü sadece bu iman etmek ve efendim Allah'tan beklemek yapılan amelin sevabını sadece Kadir gecesine mahsus bir şey değil. Bütün amellerde nedir? Bu geçerlidir. Dolayısıyla ona göre hareket etmelidir. Bakın burada ne buyuruldu? En niyatu bi menzilatil ervah efendim ve el amalu fi martabetil isbah. En niyetler bi menzilatil ervah ruhlar menzilesindedir. Niyetler ruh gibidir. Ve amalu ameller de bir Efendim, fi mertebetil lişbah ceset menzilesindedir. Yani ruh ve ceset, ruh olmayan ceset beden ne olur? Ceset olur hakikaten. Ölmüş adam yani istediği kadar efendim pehlivan olsun, istediği kadar boksör olsun, ruh olmadı mı hiçbir icraatı var mıdır? Aslan olsan ne olur ruh yoksa hiçbir şey değilsin. Ama efendim ruh oldu mu değil aslan, kedi bile ne yapar? İş görür. Onun için patlamayan top olacağına patlayan mantar tabancası ol, ondan iyidir yani. Ha, demek ruh, ibadet, ibadetlere de ruh veren, canlandıran neymiş? Niyetlermiş. Onun için niyetlerimizi düzgün yapmamız lazım. Demek ki men kâme leyletel kadri. Her kim kadir gecesini ikame ederse imanen inanacak. Ehl-i sünnet itikadıyla inanmak Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve ben ve sevabını Allah'tan bekleyerek yaparsa bunu vufira lehu ma taqaddama min Teala onun geçmiş günahlarını affediyor kıymetli kardeşlerim. Evet yani böyle bir gece. Bak hakkında pek çok hadis-i şerifler var hakkında bir sûre nazil olmuş. Kadir Suresi nazil olmuş. İnna enzelnahu fi leyletil kadr buyurdu Mevla. İnna muhakkak biz. Enzelnâ biz indirdik o kitabı. He? Fi leyletil kadr, Kadir gecesinde indirdik. Evet. Tabi burada da aslında bir şer etmek lazım. Bir parantez açmak lazım burayı da. Hani inna muhakkak biz. O Kur'an'ı biz indirdik buyuruyor ya Mevla. E şimdi oradaki biz buyurması aslında pek çok tabi hikmetleri var. Pek çok dersler var, ibretler var. Ulema'dan bazı demişlerdir ki yani Mevla'nın biz buyurması zatına tazim içindir demişlerdir. Zatına tazim için. Veya efendim, sıfatları ve isimleriyle beraber zatına dalalet içindir buyurulmuştur. Yani esma ve sıfatlarımızla biz azimuşşan o Kur'an'ı indirdik veya Mevla meleklerini de katmıştır. Evet Mevla vahiy ediyor ama kim indiriyor? Cebrail, Aley Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Ve innehu le tenzihu rabbil alemin. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirildi. Nezele bihir ruhul emin. onu da emin bir ruh indirdi buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani Mevla bir manada şöyle de bir ders veriyor edep öğretiyor Mevla. Edep öğretiyor, adab öğretiyor, tevazu öğretiyor. Ben dememeyi öğretiyor. Ben yaptım, ben ettim, he? Ya ben. Ne kadar ben merkezliyiz. İşte Mevla inna muhakkak biz en enzelna biz indirdik o kitabı. Bak o kitabı biz indirdik. Kainatın Rabbi olan Allah. Yani bir manada burada demek bize edeb öğretiyor. Tabii ben hiç mi demeyeceğiz hoca efendi yani. Ben diyemez miyiz? Deriz aslında ben nedir? Bir işaret zamiridir yani. Ben kendini işaret ediyorsun. Ama orada ben demek var, ben demek var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben dedi mi? Dedi. Kendisinden korkan birine ne de dedi? Korkma ey filan. Ben Mekke'de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum dedi. Yani tevazu ifadesi olarak ben diyor. Ama Firavun da ben dedi mi? Evet, tekebbür alameti olarak. Kur'an-ı Kerim'de Mevla bunu beyan etti bize. Ve ene rabbukum ulala diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Evet. Dolayısıyla ne oldu? Peygamber Efendimiz en üstün oldu. Firavun ne oldu? En, aş en aşağı oldu. En alçak oldu. Ben diyor. Tabi belki aklınıza enel hak diyen Hallacı Mansur da gelmiştir. O da enel hak dedi ya ben hakkım. Şimdi burada tabi Kısaca şöyle diyeyim, çok detaylı bir şekilde de anlatılabilir ama kafada kalmaz belki anlaşılmayabilir. Şöyle diyebiliriz, enel hak, ben hakkım. Niye diyor? E çünkü şöyle düşünün, e, görüyorsun Mevla'nın basar sıfatının tecellisiyle, işitiyorsun Mevla'nın semih sıfatının tecellisiyle, konuşuyorsun Mevla'nın kelam sıfatının tecellisiyle. Yani Mevla'nın sıfatlarının tecellisiyle ne yapıyorsun? Görüyorsun, konuşuyorsun, yürüyorsun, yaşıyorsun yani. Hayat böyle var. Hayat sıfatının tecellisi var. Ama hepsini sahibine iade iade ettiği zaman görmeyi ver, işitmeyi ver, konuşmayı ver, hayatı ver. Ver, ver, ver. ver. Geriye bir şey kalmıyor. Ene, ene diye bir şey kalmıyor. Genel hak, hak kalıyor. Demek istiyor. Anlıyor musun? Yani Firavun kendinden başkasını görmedi. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. He bak. Aynı gibi geliyor. O da ben e, sizin Rabbinizim diyor. Efendim Hallac-ı da enel hak diyor. Ama aradaki fark şu. Firavun kendinden başkasını görmedi. Öyle dedi. Allahcı Mansur Allah'tan başkasını görmedi. Öyle dedi. Ha bu bir makamdır tabii ki. Dolayısıyla o makamda da zaten zahiri ulema gereken cevapları verdi. Gereken e, işler yapıldı. Ama tabii İmam-ı Rabbani Hazretlerine buyuruyor. Yani eğer İmam-ı Rabbani Hazretlerinin döneminde olsa, onun elinde olsa manen o makamı ona geçirtir. Onun efendim ölüm cezasına çarptırılmasına da engel olabilirdi. Bu bir çünkü manevi makamdır. Yolda bir yerde demek takıldı veya bir manevi ceza o oraları ayrı meseleler. Ha demek ki demek ki ben demek var, ben demek var. Onu anlatıyorum yani. Yoksa Mevla Teala Hazretlerinin biz buyurması, he? Mevla yoksa bir midir? Elbette. Kul de ki huvallahu ehad. O Allah birdir. Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Amenna ve saddakna. La ilahe illallah Ondan başka ilah yoktur. Amenna ve saddakna. Evet, el rahman el rahim o Rahmandır, Rahim'dir. Öyle bir Allah'ımız var Celle Celaluhu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bu zikir var ya acayip bir şey aslında. Ve buradan söylenmeli, he, gönülden gelmeli. Elbette ağzımızla söylüyoruz ama yani dikkat ederseniz La ilahe illallah derken hiç dudak harfi yok. Yani B yok, Mim yok. Hep bak ağız birleşmiyor. La ilahe illallah. Yani dudakla, dille, değil de aslında buradan söyleyeceksin. Gönülden söyleyeceksin. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Evet. işte Mevla buyurdu. İnna enzelnahu ile leyletil kadr buyurdu. Muhakkak o Kur'an'ı biz indirdik. Peki hangi ayda indirdik? Yani o Kur'an'ı biz indirdik. Hangi ayda? Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Muhakkak o Kur'an he efendim Ramazan ayı öyle bir aydır ki kendisinde Kur'an indirildi. Yani o Kur'an Ramazan ayında indirildi. Dolayısıyla Ramazan'ı demek ki 11 ayın sultanı yapan kendisinde Kur'an indirilmesi. Ya yoksa Ramazan ayı da diğer aylar gibi normal bir ay. Gecesi aynı, gündüzü aynı. He? Ama işte kendisinde Kur'an indirildi. Kur'an öyle bir kitap ki. Hı? Bak indiği ayı ne yaptı? 11 aya sultan etti. Ameller, ibadetler bu kadar kıymetli oldu. Yani efendim Ramazan ayında yapılan ibadetler bire bin katıyla ne yapıyor? Karşılık görüyor. Bir rekat bin rekat gibi, bir oruç bin oruç gibi, bin tesbih, bir tesbih bin tesbih gibi. La ilahe illallah dedin, sanki bin kere dedin gibi yani. Mescid-i Nebevi'de nasıl efendim ee, kıldığın namazlar, efendim iki rekat namaz kılıyorsun ama bin namaz gibiyse her ne kadar Mescid-i Nebevi'de olamasak da bulunduğun yerde de olsan Ramazan ayında olmamız münasebetiyle ne olmuş oluyor? Bire binle mukabele görmüş oluyorsun. Çünkü Ramazan ayı öyle bir ay ki kendisinde Kur'an indirildi. Ondan demek ki çok kıymetli. Peki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi mi? Evet. Peki Ramazan ayında gündüz mü indirildi, gece mi indirildi? Yani adım adım geliyoruz. Anlıyor musun? Mevla bir ayette ne buyurdu? İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Muhakkak biz o kitabı Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor. Ha demek ki ne olmuş bak gece indirildi. Kur'an demek Ramazan ayında ve Ramazan ayının gecelerinden birinde. Peki Ramazan ayının hangi gecesi indirildi derseniz işte orada da Mevlana buyurdu. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Muhakkak ki biz o kitabı Kadir gecesinde indirdik buyurdu. Ha demek Ramazan ayında kesin. Kadir gecesinde indirildiği kesin. Kadir gecesi de Ramazan ayında olduğu kesin. Peki şimdi sıra nereye geldi? Kadir gecesinden bahsediyoruz ya. Kadir gecesini arayacağız yani beraber. Şimdi mesele nedir? Kadir gecesi Ramazan ayının hangi gecesi? İnşallah onu beraber müzakere edeceğiz. Ama kısa bir ara aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadir gecesinden bahsediyorduk. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayının hangi gecesidir bunu konuşuyorduk. E, zira allah Teala ne buyurmuştu? E, yani Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirildi? Şehir Ramazan ellezi ünzile Kur'an. Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir aydır ki kendisine Kur'an indirildi. Peki Ramazan ayında indirildi demiştik. Demek gece mi gündüz mü? Gece indirildiğine dair Mevla ne buyurmuştu? İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Muhakkak ki biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Demek ki Ramazan ayında ve gece indirildi. Peki hangi gece? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz onu Kadir gecesi indirdik. Demek ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesi indirildi. Bunda kesinlikle şüphe yok. Çünkü ayetle bunlar sabit. Şimdi mesele nedir? Kadir gecesi Ramazan ayının hangi gecesi olduğuyla alakalıdır? Tabii Bununla alakalı çünkü yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı ya geleceğiz o ayete de. E, madem bin aydan hayırlıysa hani 83 sene 4 ay gibi bir zaman yapıyor. Bir gecede demek ki koskoca bir ömrü ihya etmiş gibi sevap kazanmak var. Onun için bu gece ne yapılmalı? Elbette aranmalı. Elbette bu geceyi yakalamaya çalışmalı. E bunun için de demek ki özel bir gayret sarf etmek lazım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla beraber bir keresinde Ramazan-ı Şerif ayının başından 10 gün itikafta bulundu. Yani itikaf yaptılar bulamadım buyurdu. Sonra orta 10 günde itikaf yaptılar bulamadım buyurdu. Sonra Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikaf yaptı ve buldum buyurdu. Yani Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu söylendi ama daha sonra unutturuldu buyurdu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi itikaf itikaf derken itikaf ne? Kısaca onu da efendim arz edecek olursak yani itikaf lügat olarak hapsetmek manası var. Bir yere efendim, yerleşmek, oraya kapanıp kalmak manası var. Ama tabi istilahi olarak ise bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan efendim, bir yerde ne yapıyor? Bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre ki bu da tabi Ramazan-ı Şerif ayının son on günü orada ne yapması? Kalması. Orada duruyor. İtikafta, itikafa giren kimse camide Orada yer, orada içer, orada yatar, orada kalkar. Efendim sadece abdest ve gusül ihtiyacı için o zaman dışarı çıkar. Onun dışında adeta kendini ne yapar? Camiye hapseder. İşte Kadir Gecesi ne yapacak? Kaçırmayacak devamlı camide. Yani gündüz orada, gece orada e dolaşır. Hep yani e, ibadette taatle meşgul. e Şimdi böyle bir zaman Kadir Gecesi e, mutlaka ne olmuş oluyor? İhya edilmiş oluyor. Dolayısıyla işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günde ashabıyla itikafa girdi ve buldum buyurdu. E çünkü yani itikaf da aslında Kadir Gecesi'ni kaçırmamak için. E son 10 günde olduğuna dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyurdu. Teharra bi kadri fil vitr minel aşir ve min ramadân. Ha Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 gününde tek gecelerde arayın buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla demek ki Ramazan-ı Şerif ayı, yani son bütün gecelerde gezebilir. Senenin gecelerini böyle de tabii bir görüş var. Ama genelde Ramazan ayının son 10 gününde tek gecelerde de ne yapabilir? Efendim geze, gezebilir. Tabii genelde yani 27. gece olduğu efendim ağır basmıştır. Bununla alakalı hadis-i şerif de vardır. Tespitler yapmıştır ulema ve bunlardan hep 27. gece olduğunda çıkarmışlardır. Bununla alakalı ulemanın, selefi salihinin bir takım tespitleri vardır. İnşallah o tespitleri de beraber burada konuşalım. Mesela selefi salihin şöyle bir araştırma yapıyor. Madem Kadir suresinde allah Teala bu Kadir gecesine emretti, ha Kadir gecesine ne yapıyorlar? Yoğunlaşıyorlar. Dolayısıyla orada Leyletül Kadri, Kadir gecesi ifadesi üç yerde geçiyor. İnna enzelna fi leyletil kadr. Leyletul kadri hayru min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bîn rabbi min külle ebni selâm. Ya hattâ matla'il fecr. Dolayısıyla ne oldu bak? Üç yerde Leyletül Kadir ifadesi. Yani Kadir gecesi ifadesi geçti. Peki Leyletül Kadir derken buradaki harflerin adedi? Mesela Lam. Leyletül Kadir derken Lam bir. Ley, Y var iki. Leyle üç. Tül derken T dört. Tül derken orada bir el var, el kadr. Bir de o var. Efendim, e, el derken lam var, kaf var, dal var, re var. Ne oldu şimdi? Dokuz tane Kur'an harflerine göre dokuz tane harf var leyle tül kadri derken. Tabii sayarken orada el kadrideki elifi de unutmayın. E, dolayısıyla dediler ki her harf bir güne dalalet eder. E dolayısıyla 3 kere Leyletül Kadir geçtiğine göre üç kere 9 ne yirmi 27. Ha burada da buna işaret olabilir. Kadir gecesi 27. gündür demişlerdir. Ve yine bakıyoruz bir başka tespitte. Kadir gecesi, Kadir suresine bakıyorlar ve Kadir suresinde 30 tane kelime var. 30 kelime. Yani 30 kelime her bir kelime bir Ramazan ayının bir gününe dalalet etse. E burada geliyor selamün Hiye. O gece selam gecesidir. Hiye zamiri nereye gidiyor? Kadir, Leyletül Kadri. Kadir gecesine racidir o. Ha o zamir geliyor 27. kelimeye tevafuk ediyor. O gece selam gecesidir. Madem 27. kelimede efendim, Kadir gecesine raci olan zamir var, her bir kelime bir güne dalalet etse, o 27. kelimede efendim, Kadir gecesi zamir olduğuna göre Diyorlar ki Ramazan ayının 27. gecesidir diyorlar. Yani Kadir suresini böyle adeta hallaç famu gibi atmışlar ve incelemişler bakmışlar. Tabi bu mesele de ashab-ı kiram döneminde de sahabenin arasında efendim konuşuldu, görüşüldü. Bir takım tabi fikirler, istişareler öne sürüldü. Yine bir istişare heyetinde Hazreti Ömer radıyallahu anh başta olmak üzere Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenleri istişare heyeti bu konuda konuştular ve genelde 27. gece olduğuna dair bir kanaat hasıl oldu. Yani şimdi sen Kadir Gecesi 27. gece hemen efendim 27. gece beraber idrak ediyoruz bütün İslam alemi olarak ama hemen öyle pat diye önümüze düşmemiş bak ne kadar istişareler yapılmış, ne kadar konuşulmuş, ne kadar araştırmalar yapılmış ve bunun neticesinde ortaya bir şey konmuş. Zaten sahabe-i kiram da aslında Hazreti Ömer radıyallahu anh ve istişare heyetiyle bu konuda icma etmişler aslında bir manada. 27. 27. gece olduğu hususunda. Tabii o mecliste kim var? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh var. İbn Abbas radıyallahu anh henüz daha yaşı küçük ama Hazreti Ömer radıyallahu anh ona çok değer verirdi ve onu küçük yaşında it, efendim ne yaptı? İstişare meclisine aldı. Hatta sahabenin ileri gelenleri, Bedir ehli falan da var. E buna pek tabii hoş bakmadılar dediler. Bizim de çocuklarımız, evlatlarımız var ama biz getirmiyoruz. Bu dedi bildiğiniz bir çocuk değil. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'a hakikaten e, yani doğar doğmaz babası Abbas radıyallahu anh hemen ne yaptı? Aldı peygamber efendim sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Efendimizin de yeğeni. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günün adeti olarak da hurmayı mübarek ağzında çiğnedi ve onu efendim Abdullah İbn Abbas daha bebek damağına sürdü. Yani dudağına değen, onun tükürüğüne değen ilk şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim tahnik yaptığı hurma. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yaptı? Dua etti. Ey Allah'ım onu dinde fakih kıl, kitabın açıklamasını, Kur'an'ın açıklamasını ona öğret. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası zaten. Daha sonra ona ne dendi? Tercümanül Kur'an. Böyle bir efendim kendisine lakap takıldı. Ve ona genelde de ne dendi? Hibrul Ümme. Hibrul Ümme dendi. Yani ümmetin en alimi ünvanıyla da anıla gelmiştir. Şimdi böyle bir zat elbette ki adam olacak çocuk belli zaten. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ona da dedi ki o da istişare meclisinde ama haddini biliyor, edebini biliyor, haddi aşmıyor, ona söz verilmeden de konuşmuyor. Dedi ki ey İbni Abbas sen ne diyorsun bu konuda? Bak herkes bir istişarede bulundu. Sen ne diyorsun? Bak büyüklerin meclisinde o gencecik yaşında ifadesine bak. Yani öyle tercümanül Kur'an diyecekler sana. Kayrül Ümme diyecekler. Öyle bu efendim vasıflar, lakaplar bedava takılmıyor yani. Anlıyor musun? Ne dedi Abdullah İbn e, Abbas radıyallahu anhu'ma dedi ki bana göre de bana göre de 27. gece Kadir gecesidir. Ama bunu herkes zaten söyledi. Dedi benim Kadir gecesinin 27. gece olduğuna dair tespitim şöyle. Allahu yok, yuhibbul vitr. Allah tektir, tek teki sever. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurdu? Efendim Ramazan'ın sonunda teklerde arayın. Ama Allah'ın en sevdiği tek de bana göre yedidir. Ve buna bunu da bakıyorum Kur'an'da. Bir takım şeylere bakıyorum. Yedi olduğunu görüyorum dedi. Nedir onlar mesela? E, dolayısıyla bakıyoruz sema yedi kat. Yerlere bakıyoruz yerler de yedi kat. Hani Ayette de sabit ya. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Haftaların günlerine bakıyoruz dedi. E o da yedi. E, dolayısıyla hac ediyorsun. Hac ederken ne yapıyorsun? Efendim e, tavaf ediyorsun. Kaç defa yapıyorsun? Kaç şart? Yedi şart bir tavaf ediyor. Safa, Merve arasında gidiyorsun, geliyorsun. Ne kadar gidiyorsun? Yedi defa. Değil mi? Yani tavaf yedi. Safa Merve arası sağ 7. Şeytan taşlıyorsun. E, o da 7. E dolayısıyla namaz kılıyoruz. 7 secde, 7 kemik üzerine secde ediyoruz. Fatiha'ya bakıyorsun. Sebamden metani tekrarlanan 7. Efendim Fatiha suresi 7 ayet. Asabı Kehf'e bakıyorsun 7. E, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın hani e, anlatılırken kıtlık ve, ve bolluk senelerinden bahsediliyor o da yedi, kıtlık senesi yedi, bolluk senesi yedi. Bakıyorsun her şeye, hamimlere bakıyorsun Kur'an'da, o da yedi. Dolayısıyla nereye baksam yedi, yedi, yedi. E şimdi her şeyde Mevla yediği ön plana çıkarmış. E burada da Efendim Ramazan'ın son onundaki teklerden bahsederken de e, 5 ya da 9 olacak değil. Bana göre bu da 7'dir. Dolayısıyla Ramazan'ın son onundaki 7. yani Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesidir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ı görüyor musun? Tespitlere bakar mısın? Hazreti Ömer radıyallahu anh ne dedi ey delikanlı? Bizim akledemediğimiz konuda sen dedi aklını çalıştırdın. Evet. E, dolayısıyla e, tabi artık Ramazan-ı ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilmektedir. E, o gece herkes ellerini efendim semaya açacak. Dua edilecek. Kadir Gecesi zannıyla e, Mevla bir hadisi kutsena buyurdu. En en de zannı ben kulumun bana olan zannının yanındayım buyurdu. Yani kulum beni nasıl zannediyorsa ben öyleyim. Yani ne demek o? Ben kulumun zannının yanındayım. Biz 27. gece Kadir gecesi zannediyoruz. Öyle inanıyoruz ve o gece Kadir gecesidir diye ne yapıyoruz? Ona göre ibadet ve taatte bulunuyoruz. E şimdi bu kadar eller semaya yükselecek, bu kadar dualar edilecek, bu kadar hatim duaları o gece yapılacak. Mevla da diyecek ki, evet bu gece Kadir gecesi zannettiniz ama hepsi karavana. Bu gece Kadir gecesi değil buyuracak değil elbette. Madem Mevla kulunun zannı üzere biz 27. gece Kadir gecesidir diyoruz. Öyle inanıyoruz. Ona göre ibadet ediyoruz. O gece Kadir gecesidir. Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim'in indiği gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesidir. O gece ne vardır? Büyük bir tecelli vardır. Bolca rahmet vardır. Bereketler yağacaktır. Evet Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hiçbir gecenin ismi yok ama hiçbir ayın ismi yok. Hiçbir gecenin ismi yok ama Ramazan ayının ismi var. Ama Kadir Gecesi'nin ismi var. Niçin? Çünkü o ayda ve o gece ne yaptı? Kur'an-ı Kerim indi. Yani Kur'an böyle bir kitap. Allah'ın kelamı. Kainatı yaratan Allah'ın beyanları var, ahkamı var orada. Bak indiği yeri ne yapıyor? Kıymetlendiriyor. Ramazan ayını kıymetlendiriyor. Kadir gecesini ne yapıyor? Kıymetlendiriyor. Ve leyletül kadri hayrun minelfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan hayırlı oluyor kıymetli kardeşlerim. Bin ay ne demektir? Bin ay. Yani 83 sene 4 ay. He? Normal şartlara göre yani Türkiye standartlarına göre kısa olmayan hatta uzun diyebileceğimiz bir ömür yani. Demek ki bir geceyi Kur'an'la geçirsen koskoca bir ömrü Kur'an'la geçirmiş gibi sevap kazanacaksın. Ama koskoca bir ömrü Kur'ansız geçiren de bir gece kadar hükmü maalesef olmayacak. Şimdi tabii, Leyletül Kadir hayrun min elfi şehrin Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır buyuruldu ya. Yani bununla alakalı olarak bu ayetlerin nüzül sebebiyle alakalı olarak tefsirlerde efendim, bazı rivayetler vardır. Onlardan bir ikisini sizlerle paylaşalım. kâb Ahbar buyuruyor ki, Beni İsrail'de bir adam vardı. Salih ve cengaver bir adam. Harpten harbe, savaştan savaşa koşmuş. Mevla'ya dua etti. Ya Rabbi bana dedi, evlat ver. Bin tane evlat ver. Hepsini de dedi ben efendim, savaşa göndereceğim cihat yolunda onları efendim senin e, yolunda Allah yolunda ne yapacağım adeta feda edeceğim. E tabi allah Teala ona o kadar ne yaptı? Evlat nasip etti. Hanımları çok, evlatları çok. Efendime söyleyeyim ve böylece bin tane evladını ne yaptı? Hepisini efendim savaşa gönderdi ve o kimseler de oldular? Şehit oldular. E dolayısıyla şimdi yani sahabe-i kiram bunu dinleyince özeniyorlar, imreniyorlar. Şimdi öyle ya bu evlat, evet bin evlat o günkü şartlara göre. Bugün de artık bunlar mümkün değil. E dolayısıyla e hepsini cihada göndermek, hepsinin şehit olması yani bu herkese nasip olacak bir şey değil. Dolayısıyla ona biraz imrendiler ve özendiler. E biz nasıl kazanacağız diye. E dolayısıyla işte bu Efendim sure indi. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani her kim kadir gecesini ihya ederse he, bin tane evladını savaşa göndermiş ve şehit olmuş gibi ne yapacak? Demek ki ondan da efendim hayırlı bir şekilde e, sevap kazanmış olacak. Onun ecrinden yani. Yine bununla alakalı, sebebin ile alakalı olarak Ebu Bekir Râk Hazretleri şöyle rivayet ediyor. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı 500 sene sürdü. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz şarttan garba hükmeden bir peygamberdi yani o da. Dolayısıyla Zülkarneyn Aleyhisselam, onun da saltanatı 500 seneydi. Ha buyuruluyor ki, e, affen 500 ay. 500 ay biri, 500 ay biri. İşte her kim Kadir gecesini ihya ederse Bak bin yıllık saltanattan üstün mülkü olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Elbette ki öyle bir mülk elde etmek mümkün değil. Öyle bir saltanat, öyle bir idare. He? Yani dünya yönetiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ama Kadir Gecesi'ni ihya edersen sanki bin yıllık saltanat sürmüşten daha hayırlı bir mülke sahibi olmuş olacaksın. Her ne kadar bu dünyada Olmasa da ahirette Allah böyle bir saltanat lütfedecek. Böyle bir efendim e ecir ikram edecek. He? O cennetler, o ebedi devletler efendim öyle bir saadet yurdu. Nasıl bir saltanat, nasıl bir mülk yani. Evet kıymetli kardeşler. Öyle bir cennet Rabbim nasip eylesin. Orada ölüm yok, ihtiyarlık yok, yaşlanmak yok, buruşmak yok. He? Üzülmek yok, dertlenmek yok, savaş yok, kan yok, kin yok, nefret yok. Huzur var, sükunet var. Ve fîhâ mâ teştehîhil enfüs. Canların istediği her şey var. Allah hepimize o cenneti nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Amin. Evet, yine anlatılır. Yani nüzul sebebiyle alakalı olarak. Beni İsrail'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört kimseyi anlattı. 4 kişi ne yapmışlar bu kimseler? Efendim 80 sene Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine ibadet etmişler. 80 sene. Yani eskiden böyle tabii Beni İsrail'de böyle kimseler vardı. Bir mağaraya kapanıyorlar orada efendim devamlı ibadet, devamlı ibadet. He? Mevla işte Arktan onlara su gönderiyor. Efendim bir nar ağacı veya bir üzüm ağacı oradan efendim her gün biten salkımdan yiyor. İbadetine böyle ne yapıyor? Devam ediyor. Veya bir adada, bir gölde bir adada ibadetine devam ediyor. Yani böyle çok abidler Beni İsrail'de var. E şimdi burada da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dört tane abitten bahsediyor. Dolayısıyla bunlar 80 sene ne yapmışlar? Allah'a ibadet etmişler. E şimdi tabii sahabe-i kiram bunu dinleyince özendiler. Yani özendiler de bunun sevabına. Şimdi 80 sene nasıl yani ibadet yapacağın bir mağarada? Çünkü e, çünkü tabii şunu da arz edelim. O zaman ömürler uzun. He? Uzun ömürler var. Yani Nuh Aleyhisselam dönemini düşün. Efendim e, 950 sene zaten tebliğ ve davet dönemi var yani. Bin küsür sene yaşamış. Eskiden ömürler 300 sene, 500 sene, 1000 sene ömürler var. E şimdi zaten 80 sene ömür çok nadir. He? Sahabe-i kirama da bakıyorsun yani, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etti. Yani genelde o civarda. E şimdi çocukluk dönemi var, e nasıl olacak? E tabii savaş dönemleri var, zaten e, evvelce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii peygamberlik görevine başlamadan önce de ya yani bir cahiliye dönemi durumu söz konusu. Yani bu 80 sene ibadet özendiler. E bu da şimdi artık geçti mümkün olmadığına göre nasıl olacak da bu kazancı elde edeceğiz? İşte ne zaman Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır efendim ayeti nazil olunca ha Kadir gecesini ihya eden ne almış oluyor? Sanki 83 sene 4 ay gibi 80'i de geçiyorsun yani ibadet etmiş gibi ne yapıyorsun? Sevap kazanıyorsun. İşte bu süre ve bu Kadir gecesi ne yaptı? Ashabı ı kiramı ferahlandırdı ve çok memnun ve mesrur etti. Yani bizi de ferahlandırmalı. kadir kıymeti olan bir gece bizi de sürurlandırmalı değil mi? Yani ömürlerimiz kısa. Evet 300 sene 500 sene değil ama her ne kadar kısa da olsa yani bir gece ihya ettiğin zaman 83 sene 4 ay gibi bir ömrü hep Kur'an'la geçirmiş gibi veya namazla geçirmiş gibi ne yapıyorsun? Sevap kazanıyorsun. İnsan ömründe kaç tane ne yapıyor? Kadir gecesine tevafuk ediyor. E, dolayısıyla bu karları, kazançları da ne yapmamak lazım? Kaçırmamak lazım. Her ne kadar ömürlerimiz kısaysa da bize çok efendim, kazançlar e, bahşedilmiş, lütfedilmiş. Mesela hemen aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim. Efendi Hazretlerimiz bize çok efendim, bu hadis-i şerifi zikrederdi, naklederdi. Her kim akşam namazını kıldıktan sonra dünya kelamı etmeden altı rekat evvabin namazı kılarsa, evvabin, Allah'a ziyade yakın olanların namazı, her ne kadar biz öyle olmasak da onların yaptığı gibi yapmaya çalışıyorsun. Yani iki rekatta bir selam veriyorsun, altı rekat efendim, evvabin namazı kılarsa ne oluyor? On iki senelik ibadet sevabı kazanıyor. E şimdi bu her, her akşam var. İşin ehli olan, efendim bunu her akşam kılıyor mu? Kılıyor. Ya Ahirete mi çıkacak bakacaksın on binlerce sene adamın ibadeti var. E öbür ümmetler şaşıracak. Bu kaç bin sene yaşadı? Diyecekler ki 70 sene nasıl olur ya? 70 sene de adam 10 bin senelik sevabı nasıl kazandı? Çünkü bu ümmete böyle kazançlar var. Ha Mevla önümüze bu fırsatları koymuş. Eğer bizler değerlendirmezsek, bu kazançlardan istifadeye efendim gayret etmezsek e, o zaman tabii efendim Maalesef mahrum kalırız ve bu kazançları elde edemeyiz. E şimdi Kadir Gecesi, yani sen Kadir Gecesi başka şeylerle meşgul olursan, maleyaniyle meşgul olursan, he, ibadette taatte olmazsan, yani güneş battığı andan itibaren imsa kadar ne oluyor? Kadir Gecesi. Yani 83 sene 4 ay olduğuna göre sen her saati kaç seneye tekabül ediyor bir hesabet ya. Ya bir saat Kur'an okusan senelerce Kur'an okumuş gibi oluyorsun yani. Bir saat namaz kılsan senelerce kılmış gibi oluyorsun. E zaten teravih de kılınacak. Dolayısıyla yani bu kazançları elde etmek lazım. Kaçırmamak lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü bin aydan hayırlı bir gece. Yani bu her gün gelen bir şey değil ki. He? Bir dahaki seneye efendim kim ulaşacak, kim ulaşamayacak onu da bilmiyorsun. Niceleri Ramazan'ı efendim göremedi, niceleri Kadir Gecesi'ni göremedi ve göremeyecek belki. Bilemiyoruz. Anlıyor musun? Onun için son Kadir Gecesi gibi düşünmeli ve ona göre Kadir Gecesi'ni ihya etmeye Gayret etmeli. Rabbim hepimize nasip eylesin. O kadri kıymeti çok olan geceyi en güzel şekilde ihya'ya cümlemizi muvaffak eylesin. Bin ay içinde Kur'an var. Kur'an olduğu için, Hani adam bir tanesi cüzdan kaybetmiş biliyor musun? Üzülüyor. Arkadaş da dedi ki ya dedi bir cüzdan için ne kadar üzülüyorsun ya? Ben sana dedi bir cüzdan alayım yani. 50 lira 60 lira neyse. Ya dedi ben cüzdana üzülmüyorum ya. içinde 1000 lira vardı ona üzülüyorum. Yani cüzdanı kıymetli yapan <laughs> neymiş? İçindeki. Ha, içindeki kıymetli olunca dışındaki de kıymetli oluyor. E şimdi cansız kansız bir gece. He? Kadir gecesi diğer geceler gibi değil mi? Evet. Ama içinde ne var? Kur'an var. Allah'ın kelamı var. Allah'ın kelamı olunca bin tane aydan hayırlı oluyor. Değil bin tane gece, bin tane aydan hayırlı oluyor. Ha öyleyse buradan şöyle bir kıyas yapabiliriz. Cansız kansız bir gece içinde Kur'an var diye bin aydan hayırlıysa, eşrefi mahluk olan insan içinde Kur'an olan insan bin adamdan yani bin tane içinde Kur'an olmayan adamdan kıymetlidir. Evet kıymetli kardeşlerim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu bakın. Hamilül Kur'an, hamilü rayetil İslam. Evet hafızlar, Kur'an ezberleyen kimseler İslam'ın sancağını taşıyan kişidir diyor. Ya Kur'an taşıyorsa İslam'ın sancağını taşıyor. Ne büyük bir şeref içinde Kur'an var. Ve bakın içinde Kur'an yoksa hiçbir şey yok. Ne kadar kötü değil mi yani? Yani kainatın Rabbi sana bu kadar nimetler vermiş, hayat vermiş, hidayet vermiş, rızık vermiş, nefes alıp veriyorsun. işin var, gücün var, eşin, çoluğun, çocuğun var. O Allah'ın kelamından ezberinde hiçbir şey yok. İşte innellezî leyse fî cevfî şey'un. İçinde Kur'an olmayan kimse, minel <laughs> Kur'ani yani içinde Kur'an'dan bir şey olmayan ne gibidir? Kelbeytil harib. Harabe ev gibidir. Harabe ev. Harabe eve kimler girer yani? Yıkık, dökük. He? Ay yaşı berduşu dolar içeriye yani. Ya. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta başka bir hadis ne buyurdu? Ekfirû min tilavetil Kur'an. Evlerinizde çokça Kur'an tilaveti yapın, Kur'an okuyun. Yani ekfirû min tilavetil Kur'an fi büyütüküm. Evlerinizde ne yapın? Kur'an okuyun. Evlerinizde Kur'an okuyun ki o ev seni daraltmasın, sıkmasın. İçinde Kur'an olmayan adam harabe ev gibiyse, içinde Kur'an okunmayan ev harabe gibi değil mi? He? Triplex villalarda yaşıyorsun ama sıkıntıdan, darlıktan geçilmiyor. Niye? E Kur'an okunmuyor. Evinde Kur'an yok, İslam yok, konuşulmuyor bile. He? Senin geçmişlerin yok mu? Ölmüşlerin yok mu? Oturup bir Yasin okumuyor musun? Bir ayet-hadis mü efendim müzakeresi yapmıyor musunuz ya? Oturup Kur'an okumuyor musunuz yani? Ya ama adamın evi efendim geniş değil ama 80 metre 90 metre kare diyelim. Adam o kadar rahat, o kadar ferah ki Tırıp Beşbüyla'daki adamdan derdi daha az, gönlü daha ferah. Hatta bu yolun yolcuları işte bak hapse bile girse ne oluyor? Medrese Yusufiye. Zindanda ama he gönlü geniş, gönlü. Senin gönlün geniş olunca senin bulunduğun yer seni daraltamaz ki. Ama gönlün dar olursa he, istediğin kadar istediğin kadar geniş yerde otur yani. İşte bu da neyle mümkün? Kur'an'la mümkün. Allah'ın kelamıyla mümkün. O Allah'ın kelamını okuyacağız. Öğreneceğiz. Gönüllerimize, kalplerimize indireceğiz, nakşedeceğiz. Ezberleyelim ya. Ezbe, Kur'an ezberleyelim. Yani bazı ayetleri ne yapalım? Bazı ayetleri ezberleyelim yani. Şimdi mesela Ramazan-ı Şerif ayı. Orucun farziyetiyle alakalı ayeti ezberle mesela. He? Şeyh Ramazan elledi fiil Kur'an. Bunu mesela ezberle. Efendim hep şimdi kaç senedir namaz kılıyorsun. Hep nereyi okuyorsun? Elem aşağı. E Kur'an 114 süre başka süre yok mu ya? Ya. Ne kadar ezber bilirsen. Bak cennetteki derecen de o kadar artacak. Anlıyor musun? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? Yukalu <laughs> li Kur'an. Kur'an ehline denilecek ki ikra vertaki oku ve yüksel. Oku ve yüksel. Varat dil kemekün teturat dil fid dünya. Yani dünyada hani okuyordun ya böyle tertil üzere ağır ağır. Ha öyle oku ve yüksel. Zira feinle menzile teke senin menzilin makamın inde ahiri ayetin takrabiha okuduğun son ayetin indinde yerinde olacaktır. Yani girdin oku bakalım. Sen şimdi okuyorsun. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir <laughs> rahim. Yükseliyorsun. Malik yevmiddin na'budu ve iyyake nestaîn. Oku yüksel. Oku yüksel. Ve nereye geliyorsun? Son ayet. Ne kadar biliyorsan o kadar çıkacaksın. Peki cennette ne kadar derece var? Başka bir hadis-i şerif. Adedü derecil cenne, adedü ayil Kur'an. Resulullah buyuruyor. Cennet, dere, efendim, cennetin dereceleri Kur'an ayetlerin adedi kadar. Biraz okuyalım. Bak bu dünya adam kaç yaşına gelmiş? E, efendim emekli olmadan önce üniversite bitirmeye çalışıyor. Niye peki üniversite bitireceksin? Ne işine yarayacak artık bundan sonra? Ya işte diyor üniversite bitirirsem o zaman bilmem kaçın kaçından maaş alacağım. Şöyle olacak, böyle olacak. Maaşım yükselecek. Emekli maaşım yükselecek. Ya Evet tamam menfaatin var e, menfaatini gözet bir şey demiyorum ama şu kadar maaşın artacak diye üçün birinden bilmem kaçın kaçından şu kadar alacağım diye bu kadar uğraşıyorsun da cennet derecelerini elde etmek için niye oturup efendim Kur'an'ın başında ezberlemiyorsun ki yani ya o Kur'an'dan o ayetlerden içinde ne kadar çok olursa hayatında ne kadar çok olursa ne kadar çok efendim, tatbik eder ve amel edersen demek ki o kadar çok yükseleceksin demektir kıymetli kardeşlerim. Evet Kadir Gecesi ile alakalı tabii konuşacak da daha çok şeyler var ama vaktimizde hitama eriyor. Birkaç kelam daha efendim edip bitirelim. Demek ki Kadir Gecesi yani kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa dünyevi ve uhrevi saadetin reçetesini sunan Hazreti Kur'an'ın indiği gecedir o gece. Dolayısıyla Allah Teala buyurdu ya biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayının özü ve kaynağıdır. Çünkü Hazreti Kur'an o gece inmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Her saati senelerle ifade edilecek olan o mübarek geceyi Rabbim Celle Celal'ü en güzel şekilde idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Cümlemize de Kur'an ahlakı nasip eylesin. Evet, her gece şu Ramazan-ı Şerif ayında her gece iftar vaktinde bir milyon cehenneme azad olmuş kulu Mevla ne yaptı? Affetti. Yani Ramazan girmeden ölseydi adam belki de cehenneme gidecekti ama Ramazan girdi, oruca başladı, ibadette, iftarda elinde hurma bekliyor iftar saatini. İşte o akşam bir milyon kişiden biri de o. Yani genel af adama ne yapıyor vuruyor mesela. İşte Mevla her akşam bir milyon kişiyi azad etti. Ramazan'ın cuma günlerinde her saat başı bir milyonu azad etti. İşte Ramazan'ın son gecesi. Yani bayram gecesi. Ertesi gün bayram olacak ya. O gecede bugüne kadar ne kadar kimseyi azad ettiyse bir o kadar daha bir af çıkacak. Ve Mevla onları da affedecek. Rabbim Celle Celaluhu eğer bugüne kadar içimizde affolunmayan varsa şu birkaç günde, yarın, öbür gün ve bayram gecesine kadar mutlaka affolunabilmek cümlemize nasip eylesin. Cehennemden kurtulanlardan eylesin. Ve o bayram gecesi var ya, he? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O iki bayram gecesi kim ihya eder ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde onların kalpleri ölmeyecek buyurdu. Yani imanla öleceğine dalalet ediyor. O geceleri de ha o gece nasıl olsa teravi yok diye yatalım aşağı yapmayalım. Mutlaka efendim o geceyi de ihya etmeye gayret edelim ibadette, taatle, duayla kıymetli kardeşlerim. Evet, bayram önümüzde. E, Pehlüldane Hazretleri ne diyor? Diyor ki bayram süslü elbiseler giyip güzel yemekler yiyenlere değil, bayram cehennemden kurtulanlaradır. Rabbim bu manada ne yapsın? Bizlere de efendim cehennemden kurtularak bayram yapabilmek nasip eylesin. Allah'la Efe Hazretleri de bir dört diyor ki, hüznü keder defola, dilde hicap refola, cümle günah affola, bayram o bayram ola. Hepinizin Kadir Geceniz ve Ramazan-ı Şerif Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.